İki canımı kaybettim, eksildi gibi. Eşim ve kızım, sizlere ömür. Eşim edebiyat öğretmeniydi. Eczacı Maruf Cilli, Anadolu Meslek Lisesi'nde. Kızım 57 günlüktü. Maalesef iki kaybımız var. Bizim apartmanda da 28 can kaybımız var toplamda. Böyle bir süreç yaşadık. Etkileri de hala devam ediyor ne yazık ki. Çünkü bildiğiniz üzere yani bir travma yaşandığında hele hele can kayıplarının olduğu, sadece bizim özelimizden bahsetmiyorum, bütün öğrencilerimizden bahsediyorum. Bir travma yaşandığında o travmanın geçme süresi hani böyle çok da kolay, çok da kısa bir süre değildir. Bu anlamda biz o travmayı çocuklarda hafifletebilmek adına elimizden gelenin daha fazlasını yapmaya da çalışıyoruz. Ben ve oğlum 13 Şubat 2023'te önce şeye götürüldük. Mersin'e götürüldük, orada tedavi gördük. Teyzemgiller sağ olsunlara baktılar. Dönüşünde Nisan'da, 13 Nisan 2023'tü biz döndüğümüzde. Biliyorsunuz zaten daha sonra okul başladı 2023'ün sonlarında. O zaman Hasan Kap müdürümüz beni aradı. Dedi ki hocam durumunu biliyoruz ki sağ olsun, sağ olsunlar öğretmenler arkadaşlar olsun, idare olsun. Hiçbir zaman esirgemediler aramalarını, sormalarını, maddi manevi herhangi bir şeye ihtiyacımız var mı yok mu? Bu anlamda Allah razı olsun hepsinden geri durmadılar. Arada dedi ki hocam sahada görmek istiyoruz sizi, durumunuz buna el verir mi? Ben şunu öngördüm, inanın o anda Hasan Hoca beni aradığında fizik tedavi seansındaydım. Ben öngördüm, fiziksel olarak belki değil ama psikolojik olarak bana da iyi geleceğini ben öngördüm. Sonra geldik zaten hemen anında okullar açılır açılmaz başladık. Evet fiziksel anlamda başlarda zorlandım ama lütfen bir öğretmenin ağzından şu cümleye dikkat edin. Nasıl ki bir öğrenci için hayatına giren birinci öğretmen olmak üzere öğretmenler çok belirleyicidir hayatının geri kalanında. Biz öğretmenler için de o öğrencilerin bize yaklaşımı, tavrı, bakışları ve bu çocuklar travma yaşamış çocuklar. Bunu da hesaba katmak lazım. Çok iyi geldiler bana. Hani dediniz ya ne zaman başladınız, nasıl etkilendiniz? Ben okula başlayarak ağır duruma rağmen ki çok ağır topallayarak ve yürüyerek geliyordum okula ilk başlarda. Ama psikolojik anlamda o kadar iyi geldi ki bana. Tabii ki başta kızımın olmak üzere giden hiçbir canımızın acısı geçmeyecek. Hani zaman her şeyin ilacı diyoruz ya geçmeyecek. Bu net. Vücut alışacak ama şöyle bir gerçeklik de var. Bu süreçte çocuklarımızın, öğrencilerimizin varlığı o acıyı, ağrıyı taşıma, ona tahammül etme katsayımız da arttı. Hani öğretmenlerdir ya yeni nesli yaratacak olan, eser haline getirecek olan baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün o güzel sözünden hareketle. Bizim yaratacağımız eserin kaynağı da o öğrencilerimizin kendisidir, kendileridir. Onlar bize yürek kapılarını, fikir kapılarını ne kadar açarlarsa biz onların kalbine, ruhuna ve hayatına o kadar temas ederiz. Bütün öğretmenlerimizin günü kutlu olsun. Başta depremde olmak üzere giden canlarımızın huzurunda saygıyla, sevgiyle, aşkla eğiliyorum. Sizlere de emeğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.